daha birlikteyiz fakat bu kez karantina koşullarından size sesleniyoruz. Mehmet Yeşiltepe ile dünyayı koronavirüs salgınını, elbette hem dünyayı hem de ülkemizi kasıp kavuran koronavirüs salgınını, kapitalizmin geldiği aşamayı, salgın altında geldiği aşamayı ve Küba'nın bu süreçte özel rolünü konuşacağız. Fakat ben bu konulara geçmeden önce biz bu yayına hazırlandığımız dakikalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs vakalarını açıkladı. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Eğer hala görememiş, bakamamış, okuyamamış olanlarınız varsa yeni vakaları paylaşalım. Ardından da bugünün iki gün sürecek, bugün ve yarın sürecek sınıfsal bakış yayınımızın ilk bölümüne hep birlikte başlayalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre bugün yapılan test sayısı 19.664. Bugün yapılan bu 19.664 tane testte pozitif vaka sayısı, tespit edilen pozitif vaka sayısı 3.013 ve toplam yaşamını yitiren sayısı da 72. Yani bu vakalarla birlikte, bu yeni sayılarla birlikte yapılan toplam test sayısı 161.380'e çıktı. Yeni toplam test sayıları da toplam vaka sayıları da 23.934'e ulaştı ve toplam yaşamını yitirenlerin sayısı da 501 oldu. Ülkemizde ve ayrıca da dünyada koronavirüs salgını ve pozitif vakalar giderek artıyor, ölümler de giderek artıyor. Biz bugün biraz koronavirüs salgınının ekonomik, sosyal ve politik kısmına bakacağız. Kapitalizme yönelik bu koşulda kimi değerlendirmeler yapıldı? Kapitalizm bitiyor mu, kendi sonunu mu getiriyor? Kapitalizm artık başka bir yörüngeye mi giriyor gibi değerlendirmeler oldu. Ve tabii ki hepinizin çok yakından takip ettiği gibi bir takım komplo teorileriyle biz karşılaştık. Tüm bu süreçte de aslında kapitalizm sorgulanırken Küba, yani sosyalizmle birlikte anılan Küba'nın da bu süreçte çok özel, çok dayanışma ruhunu ve bilimsel dayanışmayı, bilimsel anlamda müdahaleyi temsil eden özel müdahaleleri oldu. Tabii ki Küba'yı ve onun temsil ettiği şeyleri de konuşacağız. Konuğumuz tüm sınıfsal bakış yayınlarımızda olduğu gibi bu programı kendisiyle birlikte yapıyoruz. Mehmet Yeşiltepe, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İlk soruyla başlamak istiyorum hemen. Şimdi ben ilk konuşmamda dedim ki biz komplo teorileriyle karşı karşıya bırakılıyoruz. Aslında dünyada virüs başladığından beri, yayılmaya başladığından beri. Hani bir takım kesimler bu virüsün Çin tarafından üretildiğini ve yayıldığını, bir takım kesimlerde ABD tarafından üretildiğini ve yayıldığını ifade ediyorlar ve bu komplo teorileri üzerine bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Fakat biz tüm sınıfsal bakış yayınlarımızda olduğu gibi, tüm yayınlarımıza başlarken yaptığımız gibi şunu sormak istiyorum. Koronavirüs salgını sosyal, politik ve ekonomik olarak doğru değerlendiriliyor mu? Nasıl değerlendirilmeli? Önce yani sınıfsal olarak bizim bu salgını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ben önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Her programda olduğu gibi yine yöntemsel bakışla başlamak istiyorum ama konuya girmeden önce şöyle bir şey de var. Bugün beni birkaç arkadaş aradı. Israrla ne olacak, nereye gidiyoruz, nasıl olacak, ne yapmalı sorularını sorduklarını gördüm. Yani bu soru özellikle öne çıkmış durumda. İnsanlar müthiş bir belirsizlik içinde. Kafalar çok karışık. Hatta şöyle söyleyeyim, kafaları karıştıran da çok. Ortada bir yığın parametre var, belirsizlikler var. Çok özel bir süreçten geçiliyor gerçekten. Bu anlamda biz bir programa belki bunların hepsini sığdıramayız. Aslında senin de dediğin gibi bir program daha yapacağız ama buna rağmen belki vereceğimiz ipuçları çok önemli olacak diye düşünüyorum ben. Zaten şu an için hiç kimse bence kesinleme yapamaz, yapmamalı da belki. Yoksa biz de komplo teorilerinin bir başka noktasına düşeriz. Ama elimizdeki veriler özellikle sınıfsal bakış açısı çok önemli. Belki sigorta olarak da işlev görecek bundan sonra karşılaştığımız şüpheli, kuşkulu, sıkıntılı durumlara dair
o ipuçlarını değerlendirirsek çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben hatta sona doğru 5-6 tane ipucu vereceğim. Değerlendirirken buna da dikkate almakta yarar var diye böyle bir giriş yapmış olayım. Bu anlamda yine şeyi çok önemsiyorum. Uzaktan da olsa bu sosyal mesafeye rağmen insanların birbirine dokunmasını, birbirine ulaşmasını, yalnızlığı giderecek bir takım adımlar atmasını gerçekten çok önemsiyorum. Bu programda bir anlamda odur ama dediğim gibi bu programdan her şeyin yanıtı bence beklenmemeli. İpuçları düzeyinde bir takım şeyler ortaya koyabilirsek çok değerli olacak diye düşünüyorum. Yöntem dedik, öyle başladık. Aslında yanlış yöntemle doğru sonuçlara varılmaz diyebiliriz. İkincisi, yanlış soruların doğru cevabı olmaz. Şimdi bu arada komplo bir anlamda biraz oraya denk geliyor. Hani yanlış soruların doğru cevapları isteniyor gibi. Veya şöyle düşün sevgili Buse, bir gündeme kadar daraldık. Yani şu an tüm dünya tek gündeme kilitlenmiş durumda. Örneğin kimse Lübnan'ın Temerüt'e düşmesini konuşmuyor artık. Kimse Bolivya'dan Morales'in gönderilmesini, kovulmasını konuşmuyor. Hatta iflasları konuşmuyor, intiharları konuşmuyor. Onları yaşayan yaşıyor, gündemler devam ediyor aslında. Sadece bir gündem baskın durumda. Şimdi işte bu gündem baskınken bir de o gündemin üstüne bir komplo teorisi geliştirdiğimizde o gündemi de baskılamış oluyoruz. Yani ben özellikle altını çizeyim, bunlar komplo yapmaz demiyorum. Bunlardan kastım da sermaye çevreleri, iktidarlar ve benzeri. Tekeller elbette komplo yaparlar. Hatta fıtratlarında komplo var. Fıtratlarında komplo, depolarında kimyasal silah ve biyolojik silah var. Bu anlamda tabii ki yaparlar. Adı geçen, örneğin bir tane örnek vereyim. Mesela adı geçen Rockefeller. Bunun yaptığı söyleniyor örneğin, işte ABD eksenli bir şirket. Şimdi ben onu duyunca aklım 1950'lere gitti. 1950'lerde Eisenhower başkan seçildiğinde Rockefeller bir rapor yayınladı. O rapora göre düşünün ki Eisenhower doktrini oluştu. Yani ABD politikaları o rapora göre oluştu. Yine aynı tarihte dolaylı saldırı doktrini, dolaylı saldırı kavramı geliştirildi. Aynı şekilde yine bu rapora bağlı olarak geliştirildi. Bu denli etkili bir şirketten bahsediyoruz. Hatta şunu diyor o raporun içerisinde, bizim gibi ülkeleri kastederek eskiden açık işgal vardı diyor bu sömürge ülkelerde. Gizli işgale geçildi. Buradaki değişim, dönüşümler çok iyi kontrol edilmeli. Bunlar bizim aleyhimize olabilir, demokratik dahi olsalar diyor. Bunlara müdahale edilmesi gerektiğini savunuyor. Kastettiğim tarih 1950. O günden bugüne bu müdahale araçları, komplo teorileri, komplolara kaynaklık eden olgular çok daha fazla gelişti. Yani bir kenti bombalarla yıkan güçlerden bahsediyoruz. Tabii ki komplo yaparlar. Ama kastettiğim şu, önümüze akla ziyan teoriler getiriliyor ve bunları akşama kadar tartışmamız isteniyor. Asıl olguyu tartışamaz hale geliyoruz. Yani sınıfsal bakışın üstünü örten bir işlev görmeye başlıyor. O adeta komplo teorilerinin, hatta felaket senaryoların esiri haline getirildik bu şekilde. Bu anlamda belki bir gün sular durulduğunda kimi komplo teorileri içerisine geçen bazı iddiaların doğru olduğu sonucuna da varacağız. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Şu an için bizim, eğer tartışacaksak, bence ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Komplo teorilerine, işte filanca filmde şöyle bir konu geçiyor, açın 45. dakikayı izleyin gibi meşgaleler yerine veya bizim önümüze sürülen ABD üretimi bir saatlik bir videoyu izlemek yerine ben çok daha sağlıklı kaynaklar üzerine yoğunlaşılmasını tavsiye ediyorum. Özetle komplo teorileri felaket senaryoları ve bilgi kirliliği içe geçmiş durumda ve adeta bizi esir alıyor. İşte esir düşmemek için, bunlara daha mantıklı cevaplar verebilmek için birincisi, gölgede kalan gündemlere de, hani tek gündem var dedik ya ama aslında devam eden gündemler var. Örneğin açlık devam ediyor, yoksulluk devam ediyor, işsizlik devam ediyor, artıyor. Mesela 200 bin dükkanın ve mağazanın kapandığı söyleniyor sadece Türkiye'de ve bence bu artıyor giderek. Şimdi bunlar tekrar açılabilecek mi? Bunların hepsi birer gündem, gölgede kalsa dahi. Şimdi bizim ikinci programımız daha çok yerel Türkiye'ye dönük olduğu için ben bunu sadece bir örnekle geçmek istiyorum. Ama dediğin gibi ille de bir komplo aranacaksa kapitalizmin kendisi başa bela büyük bir komplo. Ve biz
Bence kapitalizm konuşalım. Yani savaş üreten, açlık üreten, ekolojik yıkım üreten kapitalizmi konuşalım. Kapitalizmi çalışalım, kapitalizmi öğrenelim, kapitalizmi tanıyalım. Mücadele edeceksek kapitalizmle mücadele edelim. Öteki türlü bir takım komplocular var, onlar sebep oldu deyip asıl hedeften bir anlamda hedef şaşırtmada oluyor yani. Veya işte demek öyleymiş, kapitalizm böyle şeyler üretmezdi de şu komplocular olmasa durumu söz konusu olur. Bu bağlamda ben bunun altını çizmeye ihtiyacı duyuyorum. Bunun yanında şimdi eğer kapitalizmi tanıyacaksak bence ilk bakacağımız yer ABD olmalı. Yani ayna niteliği taşıyan ülke anlamında, başat rol oynayan ülke anlamında, hala hegemonik gücünü korumak için her türlü yola başvuran, her türlü atraksiyona başvuran ülke anlamında ABD'ye bakmak gerekiyor ve bakıyoruz ki işte maskeleri yokmuş. Tıbbi cihazları yokmuş. Doğrudur, yokmuş ama boş bıraktıkları için yok. Ya o alanı boş bıraktıkları için tıbbi cihazları ve maskeleri yok. Yoksa ABD'nin tıbbi cihaz, maske alma imkanı var. Dünyayı soyup soğana çeviren ABD'nin, dünyadaki tüm zenginliklere büyük ölçüde el koyan ABD'nin maske alacak imkanı var ama maskesi yok. Bu alanın boş bırakıldığını gösteriyor diye düşünüyorum. Zaten devam eden bölümde bunları adım adım açacağız. Bu yöntemsel anlamda bir giriş olsun diye düşündüm. Ya, siz hemen bıraktığınız yerden sormuş olayım. Boş bırakılmış, yani bu alanın boş bırakıldığını söylediniz ama neoliberal dönüşümle birlikte biz daha fazla hastane açıldığını, en azından daha fazla hastane açıldığını ve daha fazla hizmet götürüldüğünü biliyoruz. Bu bakımdan boş bırakmaktan kastettiğiniz nedir? Örneğin bu alanlar boş bırakılmamış olsaydı pandemi olmayacak mıydı? Şimdi aslında boş bırakmaktan kastım sermayenin insafına bırakıldı diye düşünebiliriz. Yani şöyle düşünün, çok hastane yapıldı gerçekten ama hastalıklara çözüm üreten türde bir yatırım değil bu. Bu türden hastaneler değil, tersine hastalığın istismar edildiği hastaneler. Belki burada çok kısa neoliberalizme değinilebilir. Çünkü o neoliberalizmin ürünü bir durumdu, o boş bırakma işi. Hatırlarsanız şöyle diyebiliriz. Sermayenin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, tüm kamu mallarının ve tüm doğal kaynakların özelleştirildiği bir süreç bu. Eğer tüm kamu malları, tüm doğal kaynaklar özelleştiriliyorsa, her şey ticarileştiriliyorsa, her şey pazar nesnesi, pazar öğesi haline getiriliyorsa, aynı zamanda o süreçlerde işte eğitim gibi, sağlık gibi olgular da ticarileştirildi. Pazara adeta içerildi. Şimdi tam da bu noktada belli oranlarda bir takım yatırımlar söz konusuysa, hastalıklarla köklü düzeyde mücadele etme anlamında söylüyorum. Buna tasfiye edilirken yerine bugün gördüğümüz gibi pıtrak gibi özel hastaneler çoğaldı. Eğitimden bahsettik, paralel şekilde orada da özel okulların pıtrak şekilde çoğaldığını gördük. Şimdi şehir hastaneleri dahil, özel hastaneler dahil bugün gerçekten hastalığa çözüm üreten konumdalar mı? Yoksa azami kar için kurulmuş bir anlamda hastaya müşteri gözüyle bakan işletmeler mi olduğunu bugün daha iyi görüyor. Tam da bu noktada yüzleşiyoruz diye düşünüyorum. Sanırım bir şey soracaksın. Hemen araya gireceğim bir katkı olsun diye. Biz salgının ilk günlerinde şehir hastanelerinin en azından ilk etaplarının hizmete açılacağını öğrendik. Bunu bizzat Erdoğan duyurdu. Şehir hastaneleri, yani bunun iki amacı olduğu söyleniyor. Bir tanesinin işte pozitif vakaları şehir merkezlerinden izole etmek. Ve şehir hastaneleri kurulurken, yani yapılırken ve belli şirketlere bu hastaneleri kurma yetkisi, ihaleleri verilirken bir takım hasta yatma garantileri verildi. Ve bir anlamda da bu hasta yatma garantilerinin, hasta yatış sayısı garantilerinin sağlanabilmesi amaçlandı. Yani şehir hastaneleri bugüne kadar pek çok insanın gözünde garantisi verilen yatışların da sağlanamaması sebebiyle başarısız olmuş bir proje olarak önümüzdeyken salgınla birlikte aslında biz yatış garantilerinin salgın üzerinden giderilmeye çalışıldığı, sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Aslında dediğiniz şeyin tam da üzerine gelen bir örnek oldu.
Aslında zaten ben az önce şey dedim, dikkat ettiyseniz, diğer gündemler sadece gölgede. Yoksa burjuvazi eğer mutasyona uğramadıysa bu adımların hiçbirinden vazgeçmiş değil. Yine köprülerden geçiş garantisi var, yine hastanelerde dediğin gibi müşteri garantisi var, yine kayyumlar atanıyor, yine ihaleler yapılıyor, yine Rıfat Hisarcıklıoğlu'na yöneltilen neşe esprisi gibi onlar mutlu ediliyor, neşelendiriliyor. Aslında bu anlamda değişen bir şey yok. Dediğim gibi o konumuzun diğer boyutu olsun ama bu gündemler devam ederken biz tekrar Amerika'ya dönersek şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi Amerika'nın bu cihazları veya AB'nin mesela bu cihazları alacak imkanlar var ama dikkat edin, Avrupa Birliği ülkeleri birbirinin maskelerine, cihazlarına el koyuyor. Bir deyim yerindeyse çalıyor. Bu noktaya gelinmiş durumda. Ortada birlik diye bir şey kalmadı desek yeridir. Dayanışma yok. Gerçek sınıfsal yüzleri açığa çıkıyor aslında bu süreçte. Bir yığın varlık içerisinde bu alanları nedenli boş bıraktıklarını, insan sağlığını azami kar uğruna nedenli yok ettiklerini gösteren çarpıcı kareler bunlar aslında. Buradan mesela UNICEF'in bir açıklamasına dönmek istiyorum. Şimdi sağlığa yatırım yapılmış olsaydı eğer veya aynı gemide olsaydık eğer veya şimdi virüs sonuçları itibariyle sınıfsaldır dediğimizde yadırgayan insanlar oluyor. Şöyle düşünün, ellerini bir lavaboda yıkayamayacak 3 milyar insandan bahsediliyor. Şimdi bir an için düşünelim, ellerini lavaboda yıkayamayan 3 milyar insan nasıl diğerleriyle eşit durumda olabilir? Bu anlamda oraları dikkate alarak ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, mesela şey var, buna rağmen pandemi olurdu sorunuza dönersek. Ama şöyle olurdu. Bu denli bocalanmazdı pandemi karşısında hazırlıklı olunsaydı, bu alanlar boş bırakılmasaydı. Yaygınlaşma hızı için söylüyorum, bocalama derinliği için söylüyorum. Bu noktaya gelinmezdi belki, bu denli çaresiz kalınmazdı diye düşünüyorum. İkincisi yine çarpıcı örnektir. ABD'nin, hani ABD aynadır dedik ya, ABD'nin tutumları açısından örneğin aynı ABD, şimdi ekoloji konuşmak gerektiği için söylüyorum, Paris İklim Anlaşması'ndan çıkan bir ülkedir. Aynı ABD yakın tarihte salgın hastalıkları önleme merkezini kapatan bir ülkedir. Dikkat edin. Salgın hastalıkları önleme merkezi kapatılmış yakın tarihte ABD tarafından, Trump tarafından. Şimdi bu noktada evet, bu nedenle bocalanıyor. Yoksa gerçekten sonunda belki bahsedeceğiz ama Küba gibi asgari imkanlarını azami boyutta insan için kullanan bir sistem, bir rejim olsaydı, azami ufku kar olmasaydı bu noktaya varılmazdı. Virüs doğrudur. Binlerce şey milyarlarca yıl önce vardı. Bugün de olacak, yarın da olacak ama virüs karşısında, pandemi karşısında bu denli çaresiz kalınmazdı diye düşünüyorum. Peki ben bir yaygın söylemle daha devam etmek istiyorum. Bugün Erdoğan dahil dünyanın pek çok lideri artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye devam ediyor ve başlıyor ve sonlandırıyor sözlerini. Biz sürekli olarak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını duyuyoruz. Fakat biz daha önceki yayınlarımızdan ve sizinle yaptığımız söyleşilerden şunu da biliyoruz. Doğru bir tavır için doğru bir değerlendirme gerekiyor. Siz sözlerinizin en başında da bunu ifade etmiştiniz. Biz yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak değerlendirmesinden örneğin şunu mu çıkarmalıyız? İktidarlar artık yoksullardan, işini kaybedenlerden, işini kaybetme tehdidiyle hayatına devam etmek zorunda bırakılanlardan, geleceğine dair umutsuzlukla yaşamak zorunda olanlardan yana mı olacak artık? Pandemi var. Bu pandemi bir gün bitecek ve bittiği andan itibaren artık iktidarlar yoksullardan yana mı olacak? Örneğin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken biz bunu mu anlamalıyız? Ya da örneğin eğer bir değişim olacaksa bu değişim ne yönde olacak? Nasıl olacak? Bir anda bu salgın geride bırakıldığında hükümetler, iktidarlar bilimi, aklı, ekolojik dengeyi ve işte kamusal yararı mı bir anda önemsemeye başlayacaklar? Çünkü bugün eğer şunu biliyoruz, dünya ölçeğinde olup bitenlerin, görünenlerin ardındaki nedenlerine bakmak ve
hep işte programımızın adı Sınıfsal Bakış. Sınıflar mücadelesi açısından geldiğimiz ve içerisinde bulunduğumuz koşulları değerlendirmezsek sanki bunlarla hem bunlara karşı doğru tavrı hem de bunlarla mücadele yöntemlerini doğru saptayamayacağız gibi geliyor. Tüm bunlarla birlikte ben özet olarak şunu sormuş olayım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken dediklerinde biz ne anlamalıyız? Şimdi Marksizm'de çok sık bu tür sorularda yani doğru değerlendirmeyi sağlayan bir karşı soru var. Hani kim için nasıl sorusu sorulur. Kim için nasıl? Yoksa şöyle söyleyeyim, felsefi olarak bir saat sonrası bir saat öncesi gibi olmayacak. Yarın bugünkü gibi, yarın hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak diyebiliriz. Diyalektik olarak da doğru ama tabii burada kastedilen çok başka bir şey. Genellikle olağanüstü gibi görülen gelişmeler sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor. Hatta ülkemizde bu biraz fazla kullanılan bir şey. Ama konumuz bağlamında söyleyelim. Şimdi açlık, savaş, ekolojik yıkım gibi şeyler üreten kapitalizm değişmediği sürece, sömürü üzerine, baskı üzerine bina edilmiş kapitalizm değişmediği sürece, mevcut üretim ilişkileri değişmediği sürece, daha ileri bir şey söyleyeyim, doğa yasalarını, insan yasalarını yok sayacak boyuta gelmiş bu kapitalizm, gerçekte sürdürülebilirlik sınırlarına gelmiş de olsa, böyle devam ettiği sürece, bence şöyle söyleyeyim, burjuvazi açısından da, emekçiler açısından da mevcut durum belli oranlarda devam edecek. Ama bir noktadan bakışta bu böyle. Yani eğer dediğim gibi birkaç defa kullandım, tekrar kullanmak istiyorum. Burjuvazi kendi kendine insanileşmeyecekse, iyimserleşmeyecekse, mutasyona uğramayacaksa, sınıfsal bir değişim geçirmeyecekse, bu dediğim şeyler de ısrar edecek. Bunu pandemi bunu önleyecek bir şey değil bence. Şöyle düşünün, dünya savaşları sonrasında yeni düzenler kurulduğunda sınıfsal niteliklerini hiçbir şekilde değiştirmediler ve çoğu kez aslında kapsam büyütüp derinleştirdiler saldırılarını. Buna ilerleyen sorularda daha ayrıntılı değineceğim ama şöyle şeyler değişebilir fakat onu söyleyeyim. Şimdi kendi kendine burjuvazi insanileşip, demokratikleşip dediğim gibi bir sınıfsal değişime uğramayacak. Ama yaşayarak gözleyen emekçiler, yaşayarak gözleyen insanlık, halk bugün çok ciddi sonuçlar çıkaracak diye düşünüyorum. Ve belki de yani tarihte demeyeyim ama çok az rastlanmış düzeyde bir tepki ve muhalefet gelişecek diye düşünüyorum. Örneğin New York halkı bile biz niye bu açlığı, bir yoksulluğu, bu yokluğu niye yaşadık diye soracak. Kore gibi, Singapur bile, gibi bile olamadık. Bırakın Küba'yı, bırakın Çin'i diye soracak. Bence sorar. Yani bugün halklar özellikle bir şeyi yaşarken daha somut, daha gerçekçi deneyimler kazanıyor. Ve aslında o sınıfsal çelişme daha net görünür hale geliyor. Bu anlamda ben şeyi de düşünüyorum. Mevcut sınıfsal dizilimin de değişeceğini, madem hani bunun sonunda bir şeyler değişecek diyorsak, mevcut sınıfsal dizilimden kastım şu: yukarıdakiler aşağıdakiler diye bölersek, yani mağdurlar, iflas edenler, işte mülkiyet idmine uğrayanlar gibi aşağıdakileri böyle tanımlayalım. Bunların kapsamı, çapı çok fazla büyüyecek. Yani bu süreçten bedel ödeyerek, mülkiyet idmine uğrayarak, işsiz kalarak, çok ağır bedeller ödeyerek hatta çıkacak kesimler geçmişle kıyaslanmayacak boyutta olacak. Ve bunları toplamda yeni muhalefet diye tanımlayabiliriz. İşte yeni muhalefet karşısında sistem acaba eskisi gibi durabilecek mi? Bu anlamda birçok şey eskisi gibi evet olmayacak. Mesele şu sadece. Yani burjuvazi kendi kendine işte insafa gelecek. Örneğin ben sizin sorularınıza bir şey daha ekleyeyim. İşte deniyor ki Çin'de üretilen, 3-5 dolara üretilen bir ürüne 100 katı bir etiket yapıştırıp satmaya devam edecekler mi? Evet, mümkünse 200 katı yapıştırıp satmaya devam edecekler. Son olarak gerçekten çok çarpıcı, geçenlerde bir haber okudum. Yine İtalya'da olması lazım. Bu ara hani bu solunum cihazları çok fazla.